Merhabalar ben Nurcan Yenilmez. Yeni videoyla karşınızdayım. Eğer bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu bölümde Almanya Hannover'a gidiyoruz. 1920'li yılların başlarında Almanya'nın Hannover şehrinde ortaya çıkmış bir kasaptan bahsedeceğiz. Bu kasap hayvan kasabı değil, insan kasabı. Bu insan kasabı tam 27 tane insanı öldürüp bunların etlerini de pazarda insanlara satıp yedirdi. Friedrich Heinrich Karl Harman, altı kardeşin en küçüğü olarak 25 Ekim 1879'da doğdu. Annesi Johanna 41 yaşındayken doğurduğu en son çocuğu ile çok ilgiliydi. Sanki bir kız çocuğu gibi yetiştiriyordu onu. Bebeklerle ve kız oyunlarıyla oynatıyordu çocuğunu. Babası asık suratlı bir adamdı. Bu yüzden Fritz babasıyla hep mesafeli oldu. Annesi geç yaşta doğum yaptığı için kısa süre sonra sağlık sorunları baş gösterdi ve yatalak oldu. Fritz'in annesi çocuk daha küçük yaştayken öldü. Babasıyla da arası kötüleşti. Okul yıllarında göze çarpan en önemli özelliği feminen hareketlerde bulunmasıydı. Hatta bazen kız çocukları gibi giyinip herkesi şaşırtıyordu. Diğer özelliği ise arkadaşlarını çok kolay manipüle edebiliyordu. Bu yüzden okulda popüler birisi haline geldi. Fritz'in okulla arası pek iyi değildi. Biraz yalpaladıktan sonra 1895 yılında askeri subay okuluna yazıldı. Burada da ilk başta başarılıydı ama Sara krizleri ve geçici bilinç kaybı yaşamaya başlayınca buradan ayrılarak babasıyla çalışmaya başladı. Tembel bir işçiydi. Bu yüzden babasıyla sürekli kavga ediyordu. Bu yaşlarda artık cinsel olarak da gelişmeye başladı. Hiçbir kadından hoşlanmıyordu. Belli ki cinsel eğilimi bu yönde değildi. Erkeklerden özellikle küçük çocuklara ilgi duyuyordu. Birkaç taciz eylemine karıştıktan sonra 18 yaşında tecavüzden yargılandı Doktor raporu sonunda ise akıl hastanesine kapatıldı. Fritz Harman için en zorlu günler burada geçti. Akıl hastanesinde iyice kafayı yemişti. Burada kaldığı sürede içine büyük bir tımarhane korkusu yerleşti. Tımarhanede kalmak yerine ölmeyi yeğlerdi. Daha fazla buna dayanamayarak kaçmayı başardı. Almanya'da kalması riskli olduğu için direkt İsviçre'nin yolunu tuttu. İsviçre'de 2 yıl kadar kaçak olarak yaşadı. Fritz Harman 20 yaşına girdiğinde tekrardan Almanya'ya döndü. Hapisten değil de hastaneden kaçmış olduğu için peşine düşen olmamıştı. İlk zamanlar normal bir hayat kurmaya karar verdi. 1900 yılında Erna Lowert adlı bir kadınla evlendi. Fakat Fritz için normal yaşam çok fazla sürmedi. Bir yıl sonra hamile eşini bırakarak evi terk etti. Fritz kısa süre sonra orduya katıldı tekrardan. Ordu deneyiminde çok başarılıydı. Üstlerinden hep övgüler alıyordu. Fakat 1901 yılında bir anda yere düşerek bayıldı askeri hastanede 4 ay kaldıktan sonra doktorlar sorunun bedeni değil akli hastalıklar olduğunu ve bu şekilde askerlik yapamayacağına kanaat getirdi. Yine boşta kalan Fritz tekrar babasının yanına taşındı. Yeniden babasıyla kavgalar, tartışmalar başlamıştı. Babası Fritz'i yeniden akıl hastanesine yatırmayı düşündü ve onu hastaneye götürdü. Fakat hastanede sorunun akli olmadığını, bir çöküntü içinde olduğunu söyleyerek onu toplumun içine geri saldı doktorlar. Fritz Harman'ı sokaklara salmanın ne kadar yanlış karar olduğunu yaşamının bundan sonraki kısmında ortaya çıktı. Hırsızlık, kaçakçılık, cinsel suçlar ne ararsan Fritz Harman'da vardı. Sık sık hapishaneye girdi çıktı. En son 1918'de hapishaneden çıktıktan sonra memleketi Hannover'a döndü. Hannover için dönüm noktası olacaktı bu tarih. Farid Sarman hapisten çıktığında birinci Dünya Savaşı henüz bitmişti. Savaşın mağlup ülkesi olan Almanya'da halk işsiz ve açtı. Savaş sırasında yaşadıkları sıkıntıdan sonra asıl zorluklar şimdi başlıyordu. Aynı yıl içerisinde annesiyle yaşayan Friedel Roth ismindeki bir genç böyle sıkıntılardan ve annesinin de baskısından bunalarak evden kaçtı. Çocuğun peşine düşen annesi arkadaşlarından bir adamın Friedel'ı baştan çıkararak evine götürdüğünü söylüyordu. Annesi hemen polise bir şikayette bulundu. Polis de bu şikayeti dikkate alarak adamın yaşadığı eve bir baskın düzenledi. Evde yaşayan isim Fritz Harman baskın sırasında yatağında bir erkek ile yakalandı. Fakat bu erkek Friedel değildi. Polis nedense evi de aramadı. Sonunda genç bir erkeği baştan çıkarmak ve tecavüz suçlamasıyla yeniden hapse girdi ve 9 ay hapse mahkum edildi. Ama Fritz suçunun yatarını erteletmeyi başardı. Polisler o gün evi arasalardı Friedel Rotunda kafasını bulacaklardı. 1919'un sonlarında Fritz Harman yaşamında önemli bir dönüm noktası olacak insanla tanıştı. Hans Kranz ismindeki hırsızlık yapan, para karşılığı erkeklerle birlikte olan genç birisiyle yolları kesişti. Arkadaşlıkları bir anda çok hızlı ilerledi. Birlikte bir sürü çılgınca planlar yapıyorlardı. Bu arada Fritz de bir an önce hapis cezasını yatıp çıkmak için, mahkemeye başvurdu ve 9 ay cezasını yatarak 1920'nin Aralık ayında serbest kaldı. Fritz hapisteyken Hans da boş durmayıp hırsızlık yapmaya devam ediyordu. Fritz hapisten çıktıktan sonra Hans ile birlikte yaşamaya başladılar. Giysi çalıp bunları satarak yaşıyorlardı. İkisi de şık takım elbisesi giydiği için dışarıdan kaliteli iş adamları gibi görünüyorlardı. Bu yüzden yaptıkları işi bilmeyen insanlar tarafından saygıdeğer insanlar olarak biliniyorlardı. Fritz çalıntı giysi dışında hazırladığı sahte bir evrakla devletten sakat maaşı bile alıyordu. Ayrıca piyasada tanıdığı hırsızları da polise şikayet ederek polis muhbiri de olmuştu. Hem böyle para kazanıyor hem de rakiplerinden kurtuluyordu. Çalıntı kıyafetlerden artanları sokaktaki yoksullara da dağıtınca herkesin gözüne girmeyi başarmıştı. Böyle iyi bir insanın kıyafetleri nereden bulduğunu kimse sorgulamıyordu. 1923'ün Şubat'ında Hannover tren gözüne birlikte duran iki genci kestirdi Fritz Harman. Yanlarına gidip biraz sohbet edince gençlerden birini ikna etmeyi başarıp evine götürdü. Fritz bu genci eve götürdüğünde öldürme içgüdüsü dışarıya çıktı ve gence tecavüz ettikten sonra boğarak öldürdü. Kısa süre sonra Hans eve gelip böyle bir tabloyla karşılaştı ama hiç umursamadan cesedi ortadan kaldırmak için Fritz'e yardım etti artık Fritz için öldürme sezonu başlamıştı. Bundan sonra 9 ay boyunca 12 genci daha öldürdü. Birçoğu ile Hannover tren tanışıyordu. Kimine bu yokluk döneminde iş teklif ediyor, kimine kalacak yer öneriyordu. Bazılarına ise polis olduğunu söylüyordu. Tren o kadar sık gidiyordu ki çalışanlar da gerçekten sivil polis olduğunu düşünüp şüphelenmiyorlardı. Fritz Harman eve getirdiği gençlere önce tecavüz ediyor sonra ise öldürüyordu. Öldürdükten sonra ise Hans ile birlikte giysilerini titizlikle çıkarıp cesedi de mutfakta parçalıyorlardı. Giysiler Hans tarafından pazarlanıyordu. Etler ise pazarlarda insanlara satılıyordu. Savaş sonrası yokluk döneminde pazarda et iyi para yapıyordu. Cesetlerin arta kalan bölümleri ise Laini nehrine atılıyordu. Kibar davranışları yüzünden pazarda hiç şüphe çekmiyorlardı. Arada bir kayıpların yakınları pazarda kıyafetleri tanıyorlardı ama bu ikiliye kimse toz kondurmuyordu. Etler için ise hiç kimse şüphelenmiyordu garip bir şekilde. 1924 yılında da tren garında kimsesizleri ailesinden kopmuşları yakalayıp evine götürmeye devam ediyordu. Arka arkaya işlenen cinayetler vardı ama kurbanların kıyafetlerinden vücuduna kadar her şeyi pazarda satıldığı için polis bir delilin izini bile bulamıyordu. Çocuğu kayıp aileler polise çaresizce başvuruyor ama bir sonuç çıkmıyordu. Bir keresinde müşterilerden birisi etin tuhaflığından şüphelenip polise gitti. Polis de eti adli tıp'a gönderdi ama o kadar acemice bir hata yaptılar ki ete bakmadan domuz deyip olayı kapattılar. Fritz Harman 16 aylık süreçte tam 27 genç erkeği öldürdü. Kurbanların yaş aralığı 14 ile 18'lerdeydi. Ara ara insan kemikleri Line Nehri'nin yakınlarında bulunmaya başlamıştı da Kemiklerin bulunmasıyla halk polisin üzerine iyice gidiyordu. Polis iki arada bir derede kalmıştı. Bulunan kemikler vardı ama hiçbir delil yoktu. Nehrin kenarında bir çuval dolusu kemik bulununca iyice araştırmaya başladılar. Nehre bir set çekerek suyun durmasını sağladılar. Suyun dibinde 500 adet kemik ve ceset parçası ortaya çıktı. Etler kemiklerden titizlikle sıyrılmıştı. Tahminlerine göre 22 adet 14 ile 18 yaşları arasındaki erkek kurbanlara aitti bu parçalar. Polis işin içinde bir kasaplık olduğuna kanaat getirdi. Artık polisin her türlü bir katil bulup onu yakalaması gerekiyordu. Son bulgulardan sonra üzerlerinde baskı iyiden iyi arttı. Sokaklarda kimle konuşsalar eşcinselliğe ve küçük yaştakilerden hoşlanmasıyla bilinen Fritz Harman adındaki adamı işaret ediyordu. Zaten polis sabıkalılar listesine baktığında daha önce cinsel suçlardan ceza yemiş birisi olarak Adı geçen isim Fritz Harman'dı. Polis araştırmalarının sonunda Fritz isminde yoğunlaşıyordu, ama delil lazımdı. Hamburg'dan Fritz'in daha önce görmediği iki genç polis getirildi. Polisler yem olarak kullanılacaktı. Polisler Trangarana konuşlanmış, Fritz'in gelmesini bekliyorlardı ki 15 yaşına bir erkeğin arkasında yalvarırken buldular onu. Çocuk Fritz'ten kaçmaya çalışıyordu, ama çocuğa aşık olmuştu ve ondan ayrılmasını istemiyordu. Polisler uzaktan bu durumu görmüş, hareket etmeden izliyorlardı. O sırada Fritz, çocuk gitmesin diye polislere çocuğu kimliksiz seyahat ediyor diye şikayet etti. Fritz çocuğa olan aşkından dolayı kendi başını yakmıştı. Çocuk da polislere adamın kendisine evde cinsel tacizde bulunduğunu ve ondan kurtulmak istediğini söyledi. Polis için aranan delil ellerine gelmişti ve Fritz Harman'ı cinsel tacizden 23 Haziran 1924'te yakaladılar. Polis evine yine gitti ve bu kez komple aramaya başladı. Evde kayıp insanların olduğu anlaşılan bazı kıyafetler ve aksesuarlar bulundu. Ama bu da polis için yeterli bir delil değildi. Çünkü Fritz kıyafet alım satım yapan bir adamdı. Bu kıyafetleri başka bir yerden aldığını iddia ediyordu. Daha önce kaybolan çocuklardan birisinin ailesi de polise gidip gelip olayla ilgili sürekli bilgi almaya çalışıyordu. Fritz gözaltında tutulurken çok önemli bir gelişme yaşandı kayıp çocuklardan birisi Robert Witzel'ın ailesi karakola gelen birisinin üzerinde oğluna ait olan bir ceketi gördü. Adama sorduklarında ceketi Fritz Harman diye birinden aldığını söyledi. Ceketin etiketine bakıldığında ise Witzel ismi yazıyordu. Polis için ele geçmez bir delildi bu. Uzun saatler süren psikolojik baskıların, sinir krizlerinin ardından daha fazla dayanamayan Fritz bir yargıç ile görüşmek istediğini açıkladı. Fritz Harman yargıçla görüşüp her şeyi itiraf ettikten sonra görevlendirilen polislerle beraber keşfe gittiler. Fritz Harman işlediği bütün cinayetlere dair cesetleri bir bir gösteriyordu. Hannover'ın dehşet saçan kasabı artık bulunmuştu. Fritz'in yanında suç ortağı arkadaşı Hans Granz da yakaladılar. Duruşmalar sırasında Fritz hiçbir zaman avukat istemedi ve bütün savunmayı kendisi yaptı. Haliyle bütün savunmayı kendisi yaptığı için çok acemice bir savunma yaptı. 27 cinayetle başlayan yargılama sürecinde kendisine savcının sorduğu kaç cinayet işledin sorusuna bilmediğini ve bunu gerçekten bilmediğini ifade etti. Belki 30, belki 40, belki 50 tane olduğunu söylüyordu. Davaya katılan psikiyatrlar da Fritz Harman'ın deli olmadığını söyleyince artık idam edilmesi için önünde bir engelde yoktu. 19 Aralık 1924'te hakim Fritz için idam kararını verdi. Cezayı almasından kısa süre sonra ise Hannover cezaevinde bir sabah kafası kesilerek idam edildi. Aynı gün içerisinde arkadaşı Hans Kranz'ın da kafasını keserek idam ettiler. Bu arada eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.